Karadeniz'in bir incisi TV'lik ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Bugün 8 Mart 2015 Pazar ve bizler mütelimize başlamadan önce tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Ve işte günün öne çıkan başlıkları. Alkan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü değerlendirdi. Cörüt, serbest sistem yumurta tavukçuluğu projesini anlattı. Kemerköprü'de kaza, bir yaralı. Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması. Şener ve eşi huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Vali Balkanlıoğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı. Hepsi ve daha fazlası TV52 ana haber bülteninde. İyi seyirler. Ve sevgili izleyenler, bültenimize bir kaza haberiyle başlıyoruz. Bülbül Deresi Kemerköprü mevkiinde dereye düşen araçta bir kişi yaralandı. Araçtaki sürücü vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Yaralı olarak araçtan çıkarılan sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bülbül Deresi Kemerköprü mevkiinde bir kaza meydana geldi. Mustafa H. yönetimindeki 52FS049 plakalı otomobil Selimiye mahallesinde yokuş aşağı seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kemerköprü üzerinde korkulukları devirerek yaklaşık 5 metre yükseklikten Bülbül Deresi'ne düştü. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekibince yapıldı. Yaralı Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil ise vinç yardımıyla dereden çıkartıldı. Oğlum gel perik. Hatta sonra bir şey daha. Nereye koyacaklar? Kaza yerine gelen sürücünün yakınları Mustafa H.'nin yaklaşık bir ay önce otomobilini aldığını, henüz acemi olduğunu söyledi. Vali İrfan Balkanlıoğlu yayınladığı mesajda kadınların şiddete maruz bırakılması her bakımdan kabul edilemez bir davranıştır diyerek tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. İşte Vali Balkanlıoğlu'ndan anlamlı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı. Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu yayınladığı mesajda şunları dile getirerek tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri Birlik ve Beraberlik Günü olarak kutlanmaktadır. Peygamberimiz veda hutbesinde insanların birbirleri üzerindeki haklarından bahsederken özellikle kadın haklarını tarihi anlamda ilk kez resmi olarak gündeme getirerek bundan 1400 yıl önce kadınlarla ilgili ilk yazılı kuralların oluşmasına öncülük etmiştir. Yine 20. yüzyılın başında Ulu Önder Atatürk Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere pek çok hakkı kanunlara dayandırarak verirken bu konuda dünyanın pek çok gelişmiş ülkesine de ilham kaynağı olmuş, örnek teşkil etmiştir. Türk kadını kurulan ilk Türk devletlerinden bu yana devletin kuruluşunda ve yönetiminde daima erkeğin yanında yer almış ve gereken saygıyı görmüştür. Kurtuluş Savaşı'nda vatanımızın bağımsızlığı için erkeğiyle cepheden cepheye koşan Türk kadını, Cumhuriyetimizin kurulmasıyla birlikte toplumsal yaşamdaki yerini de almıştır.
Gerek yasalar önünde gerekse dini ve ahlaki bakımdan erkeklerle tamamen eşit olması gereken kadınlara negatif ayrımcılık yapılması, şiddete maruz bırakılması her bakımdan kabul edilemez bir davranıştır. Halkımızın eğitim seviyesinin artması, mevzuatımızdaki kadınlara dönük hükümlerin pozitif yönden düzenlenmesi, basın ve yayın organlarımızın bu konudaki bilinçli ve olumlu çabaları, kadınlar lehine toplumsal hassasiyetin artmasına vesile olmuştur. Geçmişle kıyaslandığında bugün kadına yönelik şiddet ve cinayetler her nerede olursa olsun toplumda daha fazla nefret uyandırmakta ve şiddetle kınanmaktadır. Ancak kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığı, şiddet ve mobbing gibi çağ dışı davranışların önüne geçilebilmesi için başta eğitim sistemimiz olmak üzere topyekün bir toplumsal bilinç ve duyarlılığın oluşmasını sağlamamız gerekir. Bu konuda herkes üzerine düşen görev ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle hayatımızın her anında ve her alanda varlıklarıyla bizleri onurlandıran, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, bizleri eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren tüm fedakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. Evet. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları çerçevesinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş da bir mesaj yayımlayarak tüm kadınların gününü kutladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş da kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz yayınladığı mesajda özellikle devletimizin bölünmez bütünlüğü için mücadele verirken mertebelerin en yükseği olan şehadet mertebesine ulaşan ve gazi olan kahraman Mehmetçiklerimizin anneleri ve eşleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum dedi. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ise kadına yönelik şiddetin engellenmesi konusunda toplumumuzun her kesimine görev düşmekte. Kadını ikinci sınıf gören geleneksel zihniyetin değişmesi gerekmektedir. İnancımız gereği kadınlarımıza saygı, hürmet ve özellikle de güven duymamız gerekmektedir. Bu düşüncelerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum sözlerini dile getirdi. Ve bir anlamlı ziyaret. AK Parti Ordu Milletvekili İhsan Şener ve eşi huzurevi sakinlerini ziyaret etti. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili İhsan Şener, eşi Hanife Şener'le Ordu huzurevi sakinlerinin Kadınlar Günü'nü kutladı. Sekiz Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın huzurevi sakinlerinin günlerini kutlayan Şener, onlarla birlikte pasta keserek karanfil takdim etti. Sana bakıyor mu hacı, sana bakıyor mu, ilgileniyor mu? Bakıyor şöyle gözüyle. Sen kaç yaşındasın? Vallahi bilmiyor, beni üst kağıdı biliyor. Yok diyorsun. Sadece kadınlar gününde veya belirli günlerde değil, fırsat buldukça burada olmaya çalışıyoruz diyen Şener, sizlerle olmaktan dolayı mutluyum. Bizleri bu günlere getiren büyüklerimizi unutmamamız gerekiyor. Bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Zaman zaman buradan beni arayanlar oluyor. Huzurevimizde her türlü imkan mevcut. Devletimiz sizlerin yanında dedi. Müdür burada ama olsun. Söyle. Yok söyleyeyim de ben çıkayım. Sen vekilim. Yok müdürümüz olmazsa biz gideriz. Öyle mi? Müdürümüz olmazsa biz gideriz. Sağ olsun öyle diyorlar sana. Gerçekten. Allah razı olsun. Benim yaklaşımım farklı olmuyor. Çocuk benim kardeşimdir. Evet. Bize de evlat gibi geliyor. Eyvallah. Peki. Geceniz hayır olsun. Cemal Engin Yurt Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ordu Milletvekili aday adayı olduğunu bugün Milliyetçi Hareket Partisi il binası önünde açıkladı. Öte yandan Milletvekili aday adayı Engin Yurt, Milliyetçi Hareket Partisi iktidarında bir daha Özge Canlar ölmeyecek dedi. 21. dönemde Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili olan Cemal Engin Yurt, 25. dönem Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili aday adaylığını Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Binası önünde açıkladı. Aziz ve muhterem ordular, Milliyetçi Hareket Partisi'nden
25. dönem milletvekili aday adaylığımı ilan ediyorum. Bunu da bugün burada Türk milletinin son kalecisi üçünün altında yapıyorum. Çünkü milletimizin artık tek umudu kalmış, o da üç ilendir. Milliyetçi Hareket Partisi, Ordu Milletvekili aday adayı Engin Yurt, Milliyetçi Hareket Partisi iktidarında birliğimiz, dirliğimiz bozulmayacak, özgecanlar ölmeyecek diyerek şöyle konuştu. İktidar yolunda inşallah birliğimiz, dirliğimiz bozulmadan Türkiye'nin geleceğini aydınlık günlere ulaştıracak. Artık Milliyetçi Hareket'in iktidarında 8 Mart Dünya Kadınları Günü vesilesiyle söylüyor ve ilan ediyorum ki bir daha asla özgecanlar ölmeyecek. Biz kadınlara en üst seviye önem gösteren bir siyasi hareketiz diyen Engin Yurt sözlerine şöyle devam etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle buradan tekrar söylüyorum. Biz Türk milliyetçileri kadına değer verme noktasında en yüksek düzeyde hassasiyet gösteren siyasi bir hareketiz. Ama ne yazık ki erkeksi görünümlü bir parti olmamız dolayısıyla kadını hep arka planda tutma gibi bir yanlışın içerisine düştük. Kadınımıza canımızdan daha fazla değer verdik. Kadınımız için diniz atıldığında can alabilecek kadar kadınımızı sevdik. Ama kadınımızı öne çıkarma noktasında hep biz erkek olarak öne çıkmayı tercih ettik ve bunun bedelini de maalesef çok ağır ödedik. Türk Kadınlar Birliği Ordu Şube Başkanı Sümer Alkan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında bir açıklama yaptı. Konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tarihçesini anlatarak başlayan Türk Kadınlar Birliği Ordu Şube Başkanı Sümer Alkan şu ifadelerde bulundu. Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlandı. 1975 yılında daha yaygın olarak kutlandı ve sokağa taşındı. Birleşmiş Milletler Kadınlar 10 Yılı programından Türkiye'nin de etkilenmesiyle 1975 yılında Türkiye 1975 Kadın Yılı Kongresi yapıldı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra 4 yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmadı. 1984'ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından Dünya Kadınlar Günü kutlanmaya başlandı. 8 Mart günü ilimizde de her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. 8 Mart'ı sadece kadınların yılda bir kez hatırlanmaları değil, sorunlarının çözülene kadar tartışılması için bir fırsat ve imkan olarak görmeliyiz. Kadınlarımıza değer vermek geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Alkan daha sonra konuşmasını kadınlarla ilgili Atatürk'ün bir sözünü söyleyerek şöyle devam etti. Türk kadını dünyanın en aydın, en erdemli, en ağır kadını olmalıdır. Kemal Atatürk. Ordu Türk Kadınlar Birliği Yönetim Kurulu adına tüm kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum, saygılarımla. Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tarık Yarılgaç ve Tıp Fakültesi öğrencileri Tahıl Pazarı'nda Kadınlar Günü'nü kutladı. Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tarık Yarılgaç, Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Alpay Haktanır ve fakülte öğrencileriyle Tahıl Pazarı'nda bir araya gelerek Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Etkinlikte konuşma yapan Rektör Yarılgaç, "Kadınlarımızla beraber nezaketi, güzellikleri ve iyilikleri konuşuyoruz." dedi. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerimizin bir etkinlik için burada bulunuyoruz. Yaptıkları bir etkinlik için. Tabii Dünya Kadınlar Günü dediğimizde biz ilk aklımıza gelen kadınlarımız. Kadınlarımızla beraber nezaketi konuşuyoruz, güzellikleri konuşuyoruz, iyilikleri konuşuyoruz. Böyle bir günde öğrencilerimizin farkındalık oluşturmak amacıyla yaptıkları bu tür etkinliklere bizler de hem Tıp Fakültesi Dekanımızla hem yönetim olarak bir arada olmayı arzu ettik.
Ben onları doğrusu tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bu tür farkındalıkları oluşturmaları için bu tür faaliyetlerin devamını da diliyoruz. Biz de her türlü desteği kendilerine oluşturuyoruz. Katılımlarınız için sizlere de teşekkür ediyoruz. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cörüt, serbest sistem yumurta tavukçuluğu projesiyle ilgili bilgiler verdi. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cörüt, serbest sistem yumurta tavukçuluğu projesiyle ilgili, serbest sistem köy tavuğu adı altında yaklaşık 7 ay önce DOKAP, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım İl Müdürlüğümüz ve Altınordu Ziraat Odası olarak başlatmış olduğumuz tavuk projemiz vardı. Pazar konusunda sıkıntılarımız var, onları da aşmaya çalışıyoruz diyerek sözlerine şöyle devam etti. Pazar konusunu açtıktan sonra üreticilerimizin tekrar müracaatlarını değerlendireceğiz. Şu anda 50 tane çiftliğimiz var. Pilot bölge olarak Fatsa ve Ordu'da 50 çiftlik yaptırdık. Bunun takipçisiyiz, takip ediyoruz. Bu çiftlikteki üreticilerimiz yumurtalarını sabahları, her sabah ziraat odamıza getiriyorlar. Biz de bunların yumurtalarını pazarlıyoruz. Pazar bulmaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu daha fazla yaygınlaştırıp, pazar bulduktan sonra yaygınlaştırıp tüm halkımız, tüm çiftçilerimizi faydalandırmak istiyoruz. Cörüt, yumurtaların özellikleri hakkındaysa şu bilgileri verdi. Yumurtalarımız tamamen köyde üretilen, köy çiftliklerinde üretilen gezen tavuk yumurtası adı altında, yani arazide geziyor, otlanıyor. Bu tür bir tavuk sistemi. Bildiğiniz gibi hepimiz köylüyüz. Köyde yaşayan insanlar daha iyi bilir. O tip tavuk projelerimiz var. Yumurtamız %98 doğal bir yumurta. Tabii ki sağlıklı bir yumurta. Çiftlik yumurtalarına benzemiyor. O yüzden yumurtalarımızı tavsiye ediyoruz. Bizim mağazalarımızda satışlarımız var. Ordu'daki çeşitli marketlerde Altınordu Ziraat Odası markası altında satışlarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bunu daha fazla yerelde yaygınlaştırıp tüketicilerimizin hizmetine sunacağız. Bunun yanında İstanbul bölgesine gönderiyoruz. Toptancılarımız var. Tabii biraz daha pazar bulmamız gerekiyor. Çünkü şu anki üretmiş olduğumuz yumurtalar bulmuş olduğumuz pazarı ancak karşılıyor. Ama yeni yapılacak olan çiftliklerimiz var. İnşallah pazarı biraz daha genişledikten sonra o üreticilerimizle çiftliklerini yaptıracağız. AK Parti Ordu Milletvekili adayı Ayşe Nilgün Tomakin huzur evini ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. AK Parti Ordu Milletvekili adayı avukat Ayşe Nilgün Tomakin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ahmet Cemal Maden huzur evini ziyaret etti. Kadınlara olan sevginin bir güne hapsedilmemesi gerektiğini söyleyen adayı Nilgün Tomakin şunları dile getirdi. Şunu söylüyorum hep, kadınlar dinimize göre kutsal, örfümüze göre, töremize göre kutsallar. Yani ben onlara olan sevginin, borcun bir güne hasredilmemesi gerektiğini düşünüyorum hep. Ben bugünün sadece sembol bir gün olduğunu düşünüyorum. O nedenle Kadınlar Günü'nü kutluyorum bütün bayanların. Öncelikle buraya gelmek istedim. Daha önce de ben geldim buraya çok kez. Hatta 15 sene önceden tanıdığım teyzelerim var burada. Öncelikle onlar benim için. Büyüklerim olarak onlar. Hem onların duasını almak istedim. Çok önemli benim için. Çok da memnun kaldılar. Hoş oldu onlar için de. Allah hepsinden razı olsun. Onların başımızda olması gerekiyor. Yani onların duaları lazım bize. Huzurluyum. Yani üzüldüğüm şeyler de oluyor burayı terk ettiğim zaman. Hep bunu hissetmişimdir. Ama onlarla zaman geçirdiğim için az da olsa huzurluyum. İnşallah bundan sonra da devam edecek. Bu vesileyle tüm hanım kardeşlerimin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Onlar çok özel. Sadece bugün değil. Her güne onlar için, her gün onlar için benim için özel. Tomakin buradan sonra Ordu Doğum Hastanesi ve Ordu Hasta Hakları Derneği'ni de ziyaret etti.
Ordu Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Atatürk Parkı'na çelenk bırakarak bir açıklamada bulundu. Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Altınordu Atatürk Parkı'na çelenk bıraktı. Çelenk törenine Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş da katıldı. Çelenk töreninden sonra açıklama yapan Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hilal Şahin, 8 Mart kadınların çığlıklarının duyulmasını istediği gündür diyerek şöyle konuştu. Değerli kadınlar, 8 Mart kadınların eşit işe eşit ücret, günde 8 saat çalışma ve doğum izni talepleriyle yaptığı grevde 129 kadın işçinin 1857 yılında hazin bir şekilde ölümüyle sonuçlandığı mücadelenin anma günüdür. 8 Mart'lar kadınların çığlıklarının duyulmasını istediği gündür. Kadına karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması ve kadına yönelik şiddete son verilmesi istemlerinin bir kez daha haykırıldığı gündür. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ise kadınların şiddete maruz kalmadığı bir dünya düşünüyoruz diyerek şu ifadelerde bulundu. Gelişmede, çoğalmada, geleceği inşa etmede ve yeni bir dünyayı inşa ederken de her türlü fedakarlığı ortaya koymada emek sarf eden iki yaralı nüfusun bir yarısının sürekli çile çektiği, ızdırap çektiği, şiddete maruz kaldığı bir dünyanın yaşanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün de bu dövizler bunu ifade ediyor aslında. Tabii ki geriye dönüp baktığınızda her geçen gün daha iyiye, daha mükemmele gidilmesi gerektiğini ifade eden, kararlar alan, kanunlar oluşturan, altyapı oluşturan bir dünyada hala bir temsil gücünün varlığı yok edilerek ve özellikle de bu süreçte şiddete mağdur bırakılarak, maruz bırakılarak ve şiddete karşı sürekli mücadele içinde tutulan hanım kardeşlerimizin bugün daha farklı algılanması gerektiğini düşünüyoruz. Konuşmaların ardından törene katılanlar tahıl pazarı istikametinde yürüdüler. Perşembe Yardımseverler Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için eğlence düzenledi. Perşembe Yardımseverler Derneği Kadınlar Günü'nü kutlamak için eğlence düzenledi. Toplantıda konuşma yapan derneğin Perşembe Şubesi Başkanı Hülya İlhan tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutladı. 87 yılında ve sonrasında bütün hizmetlerimizi yine güler yüzle yapmak ve mümkün olduğu kadar geniş kitlelere yaymak amacımızdır. Çünkü bir ülkenin sosyal sorunlarından herkes sorumludur. Hayatın daha düzenli, verimli ve mutlu olmasını istemek, onun için çalışmak insana yaraşır bir amaçtır. Etkinlikte Perşembe Muhtarlar Derneği Başkanı Namık Canik, kadının değeri erkeğin ölçüsüdür diyerek şunları dile getirdi. Evet, burada yine bakın çok önemli mesajlar var. Bunun içeriğini eğer anlatmaya kalkarsak günlüğe geçmez. Şimdi kadının ölçüsü, kadının değeri erkeğin ölçüsüdür. Yani kadının değeri erkeğin ölçüsüdür. Ben evimde çocuklarıma ve eşime nasıl davranıyorsam o benim aile terbiyem ve eğitimim kültürüme bağlıdır. Yani kadının değeri bir erkeğin gözünde erkeğin ölçüsüdür. Bölgeye dağıtım yapan elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre Ordu'da kaliteli ve sürekli elektrik dağıtımı için yapılacak olan teknik çalışmalar dolayısıyla programlı elektrik kesintisi uygulanacak. Elektrik kesintisi Perşembe, Fatsa, Altınordu, Ünye, Gölköy ve Aybastı ilçelerinde uygulanacak. Bölgeye dağıtım yapan elektrik dağıtım şirketi Ordu İl Koordinatörlüğü'nden elektrik kesintisi uygulanacak olan bölgeler, zaman dilimi ve işin içeriğiyle ilgili yapılan güncel bilgilendirmeler şöyle. 10-11 Mart 2015 tarihlerinde 7.30-17 saatleri arasında Ordu İli Perşembe ilçesinde bakım onarım çalışması nedeniyle Orta Tepe Mahallesi Falcıoğlu Sokağı'na, 9-16 Mart 2015 tarihlerinde 8-17 saatleri arasında Ordu İli Fatsa ilçesinde bakım onarım çalışması nedeniyle Çöteli Merkez Mahallesi'ne, 10 Mart 2015 tarihinde
8-17 saatler arasında Ordu ile Altınordu ilçesinde tesis çalışmaları yapılacağından, Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı ve civarına 10 Mart 2015 tarihinde 10-16 saatleri arasında Ordu ile Ünye ilçesinde bakım onarım çalışması nedeniyle Fevzi Çakmak ve Gürecüllü mahallelerine, 9-10 Mart 2015 tarihlerinde 7.30-17.30 saatleri arasında Ordu ile Ünye ilçesinde bakım onarım çalışması nedeniyle Elmalık, Saraycık, Hatipli ve Elma Arası mahallelerine, 10 Mart 2015 tarihlerinde 9-16 saatleri arasında Ordu ile Gölköy ilçesinde Kale, Okul Yanı trafosunda trafo, parafudur, ayırıcı ve sokak sistemi bakım onarım çalışmaları nedeniyle Çetilli Cami Yanı Mahallesi ve Kale Dibi Mahallesi'ne 11 Mart 2015 tarihinde 9-16 saatleri arasında Ordu ili Gölköy ilçesinde Kale Pınar Gözü trafosunda trafo, parafudur, ayırıcı ve sokak sistemi bakım onarım çalışmaları nedeniyle Pınar Gözü Mahallesi, Alanyurt, Çetilli, Kale Bulut, Cihadiye ve Kale Dibi Mahallesi'ne 12 Mart 2015 tarihinde 9-16 saatleri arasında Ordu ili Gölköy ilçesinde Bulut Enseli trafosunda trafo, parafudur, ayırıcı ve sokak sistemi bakım onarım çalışmaları nedeniyle Gölköy ilçesi, Bulut, Enseli ve Alanyurt İlköğretim Okulu'na 10 Mart 2015 tarihinde 9-11 saatleri arasında Ordu ile Aybastı ilçesinde bakım onarım çalışması nedeniyle Yaycılı Mahallesi'ne programlı olarak elektrik verilemeyeceği açıklandı. Söyle 20 santim. Evet, yapılacak kesintinin daha iyi hizmet verebilmek adına yapıldığını hatırlatalım sevgili izleyenler ve son haberimiz. Güzelordu Meliha Lütfü Türkmen İlkokulu'nda 8 Mart etkinliği yapıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Güzelordu Meliha Lütfü Türkmen İlkokulu, Okul Aile Birliği tarafından okulun spor salonunda eğlence programı düzenlendi. Çocuklarıyla gelen kadınlar bir günlüğüne bütün dertlerini unutup doyasıya eğlendi. Okul Müdürü Hasan Tomakin etkinlikle alakalı şu ifadelerde bulundu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla velilerimiz arasında birlik beraberliği pekiştirmek ve velilerimizin hoşça vakit geçirmeleri için okulumuzda bir eğlence programı düzenledik. Velilerimiz geldiler, eğlendiler. Tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ve sevgili izleyenler, bu haberle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geldik. Spordaki gelişmeleri birazdan takip edebilirsiniz. Mutlu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Hoşça kalın. Kaç kaç? 1-0. Efendim Cihat? Ordu Spor taraftar grupları Ordu Spor'un kuruluşunun 48. yılı çerçevesinde yürüyüş gerçekleştirdi. 19 Eylül İlköğretim Okulu önünden başlayan yürüyüş, istifa yazılı çelenk ve tezahüratlar eşliğinde Durugöl'de bulunan Ordu Spor kulüp tesislerine kadar devam etti. Burada toplanan taraftarlar, Ordu Spor'un kuruluşunun 48. yılı kutlamaları kapsamında bir basın açıklaması yaptı. Cüneyt Gözükan adında bir taraftar tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. 8 Mart 1967 tarihinde kurulan Ordu Spor'umuzun 48. yılı kutlu olsun. Kuruluşunda emeği geçen Sayın Ali Ataoğlu ve ilk başkanımız Sayın İbrahim Köksal'ı rahmetle anıyoruz. 48 yıllık tarihimiz boyunca ülkemizi UEFA Kupası'nda temsil etme şerefini de yaşayan Ordu Spor'umuz Süper Lig'e çıkma ve küme düşmeler de tarihimizde yaşanmıştır. 48 yıllık tarihimizde bu yıl olduğu kadar rezil ve kepazece durumlar yaşanmamış, yeri geldiğinde küme düştüğümüzde bile alkışlarla uğurlanmıştır. Ordu Spor'umuzun 48. yılında bu durumda olmamıza sebep olan kişi, kurum ve kuruluşlara yazıklar olsun. Ordu Spor'umuzun 48. yılı kutlu olsun. Bu istifa çelengini Ordu Spor'un
bu durumundan utanç duyan 2 milyon ordulu adına şimdilik bırakıyoruz. Ordu'da düzenlenen Muay Thai Karadeniz Bölge Şampiyonası final maçları Ordu Üniversitesi Besyo Spor Salonu'nda yapıldı. (Gülüyor) 300'e yakın sporcunun katıldığı turnuvada finale kalan sporcular kıyasıya mücadele etti.